Cumartesi gazetesinde maç tutuyor çünkü. Cumartesi yok. Yarın yok. Cumartesi günü çıkar ama. Şimdi sıra onda. Olur. Ya geçen sene buradan ayrıldıktan sonra sonuçta kiralıktım. Çok dönmek istedim buraya. Herkes biliyor. Ama sezon sonu gittiğimde ayrıldığımda sezon başı orada sanki dönemeyeceğim, gelemeyecekmiş gibi hissettim açıkçası. Çünkü çok buraya gelmek istiyordum. Kalbim hep buradaydı. Ama son saniyeye kadar sabrettik, bekledik. Kısmet biraz da. Ama son saniyede olsa buraya geldik. Şu an buradayım, mutluyum. Yerimdeyim diyelim. İnsanlar seni Gaziantep'te çok özleştirdi. Hatta Başakşehir'in teknik direktörü o zamanki Aykut Kocaman her çiçek her dağda açmıyor. Muhammed bizde olmadı. Onu çok seviyorum ama dedi. Gaziantep'te oynaması gerekiyor dedi. Gaziantep şehriyle aranda özel bir fark mı var? Neden burada bu kadar daim Muhammed izleniyor? Ya şimdi öncelikle Aykut Hoca'dan başlayayım. Aykut Hoca gerçekten çok değer verdiğim, sevdiğim bir insan. Sağ olsun çok güzel şeyler söylemiş. Çok mutlu etti beni. Buraya gelmemde de etkendir kendisi. Çünkü burada mutlu ve huzurlu olacağıma inandı. Biraz da inandırmış da olabilirim kendim. İnandı. O yüzden buraya gelmeme de müsaade etti sağ olsun. Ona burada sizin aranızda da teşekkür ederim. Antep'e gelince ya burada sevildiğimi hissediyorum. Bunu hep söylüyorum. Her fırsatta söyledim. Biraz duygusal bir futbolcuyum. Duygusal olarak da biraz etkiliyor beni bazı şeyler. Çok çabuk etkilenirim bazı şeylerden. Burada sevildiğimi, buraya ait olduğumu hissettiğim için başarıda bir şekilde onun üstüne geliyor. Bir şeyler yapma isteği, daha fazlasını yapma arzusu. Burada bu şekilde başarılı oluyorum diyebilirim. Peki yine sezonun öncesine dönecek olursak Başakşehir'den buraya geliyorsun ve ligde son oynanan Başakşehir karşılaşmasında 9. saniyede bir gol atıyorsun ve Türk futbol tarihinin en erken Süper Lig golüne imza atıyorsun. O gol nasıl hissettin öncesi, sonrası ve şu anki duygularından sonraki gelen tepkilerle? Ya açıkçası maçtan sonra da söylemiştim Başakşehir maçından sonra. Soyunma odasında Erol Hocamız ya öyle bir taktiğimiz yoktu o güne kadar. En azından ben geldiğimden sonra hiç öyle konuşmamıştı. Onunla mı içine doğdu, takım arkadaşlarımla mı bilmiyorum. Uzun başlamamızı söyledi. Maça biz başlarsak uzun başlayalım diye söyledi. Ben başladım. Joao'ya doğru top gidince Joao'ya indirdi. Bir anda Karaman'ın cezasının içine bıraktım top benim önümde. Değişik bir anda yani. Ya vursam gol olacak galiba diye hissettim. Güzel de bir gol oldu ama o an hani gol olup olmadığını böyle tam kestiremiyordum çünkü çok yani daha maç başlamamıştı bile neredeyse. Yani VAR'dan falan iptal olmaz herhalde dedim yani çok çabuk olunca tedirginliğe düştüm ama çok değişik ve tuhaftı. İlk bu golün de Başakşehir'e karşı olması benim için çok değişikti. Ama maçtan sonra da hem tepkiler hem benim hissiyatım. Ya geleceğe çocuklarımıza, yani kendi çocuklarıma özellikle anlatabileceğim çok güzel bir anı, çok güzel bir hatıra. İnşallah bunu kimse değiştirmez. Güzel mi? Formayı bana vermeyecek misiniz? O işitti.